Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler diliyoruz. Gündemdeki önemli gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Ve ülkemizde sıcak bir gelişme yaşandı biliyorsunuz ki geçtiğimiz salı günü. Erzincan İliç'te malum maden faciası meydana geldi. Son durumu alacağız, detayları alacağız. Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun bizlerle. Öncelikle başkanım yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim başkanım. E, öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Biz haberlerimizde sıkça yer vermeye çalışıyoruz. Son durum nedir Erzincan İliç'te? Tabii bütün e, Türkiye'mizi, Erzincan'ımızı öncelikle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Erzincan İliç ilçemizde meydana gelen kazada, e, Yığınliç diye adlandırılan bir kaza sonucu 9 tane insanımızın şu anda enkaz altında onların çıkarılması için uğraşılmakta ama ikinci bir kayma riski olduğu için şu anda faaliyetler Sayın Bakanımızın ifadesiyle durdurulmuş vaziyette. Ama ilgili çalışmalar yeni bir planlamayla tekrar başlamış olacak. ve Türkiye'de bu konu hakkında konuşan bir sürü insan var ama ön öncelikle teknik boyutunu mutlaka Bilen kişilerin hazırladığı rapor üzerinde konuşmak gerekiyor. Bu rapor evet. bağlı kalmaksızın herkes aklına geldiği gibi konuştuğunda aslında bir haksızlıkla, bir hukuksuzlukla da karşı karşıya kalmış oluruz. Öncelikle acımız büyük. Bu acıyı e, hiçbir maddi e, imkan gideremez çünkü manevi hı hı. bir kayıp söz konusu. Ama diğer taraftan da hayat devam ediyor buradaki var olan ihmaller neyse ortaya çıkarılıp raporla belirtildikten sonra inşallah devletimiz bu konuda takipçisi sonucunu bir sonuç raporuyla ilan edecektir. Bunun için de herkesin biraz daha sabır göstermesi temennisinde bulunuyoruz. Evet bugün e, Sayın Devlet Bahçeli'nin de bir açıklaması vardı. E, i̇lk yapılan işte söz söylemlere değil de e, gerçekten bir yeni bilirkişi raporunun hazırlanmasının ivedilikle eee yapılması gerektiğinin altını çizdi. Çünkü burada dediğiniz gibi bu açık ve e, farklı konulara, farklı e, varyanslara e, gidebilir diye buradan Özellikle de işte seçim arefesinde olduğumuz için işte farklı isimlere atıfta da bulundu buradaki son gelişme nedir onu da alalım hemen Öncelikle ifade ettiğim gibi yani bir e, e, rapora, bilir kişi raporuna dayanmayan her konuşma çok bir karşılığı olmadığı kanaatindeyiz Biz sokağın yönettiği bir devlet değil devletin yönettiği ve sokağa da kulağını tıkamayan bir anlayışın hakim olması noktasında ısrarlı olan bir anlayışız. Onun içinde de e, sokakta birileri elbette ki konuşacak ama devleti zayıf duruma düşürecek, yok sayabilecek tüm şeyleri, düşünceleri reddediyoruz. Devletimize güveniyoruz, hukukumuza güveniyoruz, hukukun üstünlüğüne güveniyoruz. Onun için de teknik raporlar ışığında meseleye bakılması gerektiğini, bu konuda devletimizin görevlendirdiği kişilerin raporlarına göre bir sonuç bildirgesi oluşturulacağı kanaati bizde tam elbette ki bu konulara kaos oluşturmak niyetinde olanlar varsa onları da esefle karşılıyoruz. Çünkü bu 85 milyonun kardeşliğinin olmadığı bir ülkede bir arada yaşamak çok zor. Biz öyle bir coğrafi üzerindeyiz ki 85 milyonu kardeş kılacak ifadeler kullanmak zorundayız. Biri suçlu biri suçsuz gibi bakılmaksızın hukukun suçlu bulduğu kişilerin mutlaka e, hukuka teslim edilmesi gerektiğini ve hukuka uygun olan her şeyin de helal olmadığını rahmetli Alev Alatlı hocamız ifade ettiler. Biz de o minval üzere bakıyoruz. Tabii ki teamüllere de bakmak gerekiyor. Evet zaten bakanlar da orada yerinde incelemeler yapıyorlar. Her gün açıklamalarda bulunuyorlar. İşte bir kere arazinin çok büyük olduğunun altı çiziliyor. Her gün sulardan işte denetlemeler yapıldığı belirtiliyor. Ama buna rağmen her ne kadar bakanlar açıklamasına rağmen yine de basında bir yer alan bir takım işte yanıltıcı haberler olabiliyor. Bu anlamda hepimizin çok dikkatli ve gözünün açık olması gerekiyor. Her zaman olduğu gibi seçim arifesindeyken bu tür haberler daha fazla e, ön plana çıkıyor. E, bu arada e, işte sizin de bir takım çalışmalarınız var tabii ki. E, maden faciasından sonra ne durumda e, işte son gelinen nokta hazırlıklar ne aşamada Erzincan için e, işte son çalışmalar daha yapacak çok işimiz var sloganıyla yola çıktınız. E, bu aşamada neler yapıyorsunuz halkla olan e, görüşleriniz nelerdir görüşmeleriniz nelerdir onu da alalım. Ee, tabii siyasi atmosfer olarak biz buradaki mücadelemiz toplumsal mutabakatı sağlamak. Siyasi düşüncesi, görüşü, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun herkesin dahil olduğu bir oy potansiyeline ulaşmak istiyoruz. Erzincan, biz sloganımız kardeşliğin şehri. Bu kardeşliği hakim kılabilmenin yolu ise herkesin dahil olan bir yönetim anlayışı sergiledik 5 yıl içerisinde. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Çünkü farklılıkları ülkemiz açısından bir zenginlik olarak kabul ediyoruz. Bu zenginliğimizin devam etmesini arzu ediyoruz. Hiç kimse bir diğerini ötekileştirmeden, birini kendi gibi yapmaya çalışmadan herkesi olduğu gibi kabul ederek ve onlara saygı duyarak hukuk çerçevesinde herhangi bir kaotik ortam oluşturmadan kardeşçe yaşayabilmenin sınırlarını biz zorluyoruz ve başardığımıza da inanıyoruz. Erzincan bunu başaran İlk iller arasında Türkiye'de örnek olacak bu tür idare şekli olsun, yaşam şekli olsun, e, şekillenmiş vaziyette aslında Erzincan'da e, herkes birbiriyle selam verip selam alır. Aynı çay ocaklarını, aynı kafeteryaları, aynı yerleri paylaşır. Onun için bizde böyle e, birliktelik çok güzeldir. Erzincan paydasında herkes bir aradadır. Bunu devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Peki son hazırlıklar, son çalışmalar, daha önceki görüşmemizde de aslında yenilikçi bir ruha sahip olduğunuzu özellikle gençlere önünü açmak için bir takım çalışmaların yapıldığını belirtmiştiniz. Yeni dönemde neler bekliyor Erzincanlıları? Yani kadın ve gençler, çocuklar bizim önceliğimiz. Onun için onların aktivite merkezlerinin oluşumundan tutun, teknolojik nimetlerden faydalanmasına kadar bir takım, e, projelerimiz var. İnşallah onları hayata geçirerek ve özellikle tabii çağımızda e, stres oluşturan alanların çok fazla olduğu için e, daha büyük böyle dinlenme alanlarına, mesire alanlarına bunlara da ihtiyaç var. E, 1 milyon metrekarelik bir yeşil alan, mesire alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Bunların içerisinde aktivite merkezleri olsun istiyoruz ve geleceğe dair bu şehire olan aidiyet duygusunu herkesi perçinlemek istiyoruz. Evet, Sayın başkanım e, özellikle işte hani mesire alanlarından bahsetmişken kültürel ve sportif alanlar oluşturmak anlamında e, hazır bakanlarımızla e, işte son zamanlarda daha sık görüştüklerini görüştüğünüzden ötürü e, onların da önerileri oluyor mu ya da sizin e, aslında dile getirmek istediklerinizi de e, bu bağlamda söyleyebiliyor musunuz? Kesinlikle yani bizim e, bu konuda devletin bakanlıklar nezdinde olsun, valilik noktasında olsun, milletvekillerimiz, siyasiler bunlarla işbirliği içerisinde yürütüyoruz. Erzincan'da daha güzel bir yaşam sınırını nasıl zorlayabiliriz? Aslında fikir birliği var, onun için de emek koyuyoruz, koymaya devam edeceğiz. Peki en çok merak ettiğimiz konulardan biri de daha önceki konuşmamızda da yine dile getirmiştiniz. Hani tersine göç olması için, iş imkanlarının oluşturulabilmesi için bununla ilgili çalışmalar nedir? Yani orada? biliyorsunuz bu bizim parti programımızda üretken belediyecilik söz konusu. Biz üretimi artırdıkça geriye dönüşü sağlamış olacağız. Gençlerimizin özellikle okuyan gençlerimizin ...geriye dönüşünü, burada imkanlar oluşması için... ...önce üretim alanını zorluyoruz. Ee, güçlü yanlarımız bellidir, tarım ve hayvancılık. Ee, bu alanda da yatırımlar yaparak... ...en önemlisi seracılık noktasında 600 dönüm olan seramızı... E, ...2000 dönüme çıkarmak için... ...valiliğimizde, işbirliği içerisinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Yani e, Milliyetçi Hareket Partisi olarak... ...insanın doğduğu yerde doymasını sağlamak bizim önceliğimiz. Onun için de bu konuda üretken anlayışımızı geliştirerek... ...ve zamanla da uyumlu hale getirerek... ...pazar payımızı artırarak buradaki yapacağımız yatırımların... E, ...neticesinde istihdam artmış olacak. Bu istihdamla birlikte buradaki nüfusu burada tutmuş olacağız. Aidiyet duygusunu perçinlemiş olacağız. Geleceğe dair hayalleri olan gençlerimizi... Burada buluşturmuş olacağız. İnşallah Erzincan bunun en önemli adresi olarak Türkiye'de isminden bahsettirilmiş olacak. Çok teşekkür evet, ederim başkanım. Teşekkür. Eklemek istedikleriniz varsa onları da almak isteriz. Yani ülkemize, milletimize birlik, beraberlik, e, yüce Mevla'dan diliyoruz. Hı hı. Hep bir arada biz güzeliz, güçlüyüz. Türkiye'deki tüm siyasi değerlere saygılıyız. Vatana millete ihanet etmeyen herkesle aynı paydadayız diyor saygılar sunuyorum. İyi ki varsınız. Peki çok teşekkür ederim e, zaman ayırıp bizlere de katkıda bulunduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Erzincan Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Raksun bizlerleydi. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.